Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz birinci sınıf matematik konumuz çıkarma problemleri. Hangi problemlerde çıkarma işlemini kullanıyoruz? Problemlerimizi yaparak hep birlikte görelim. Problemleri çözerken nelere dikkat ediyoruz? Bunlara da hep birlikte bakalım. Önce birinci problemimize bakalım. Problem çözmede en önemli nokta problemi dikkatle okumak. Şimdi problemimizi bir kere dikkatle okuyalım. 11 tane balonun 6 tanesi patladı. Geriye kaç balon kaldı? Şimdi verilenler ve istenenleri yazarak problemimizi tekrar okuyalım. 11 tane balonun kaç balon varmış? Balon sayımızı yazalım. 11 balon. Ne olmuş? 6 tanesi patlamış. Patlayan balon sayısı kaç? patlayan balon sayısı 6. Geriye kaç balon kaldı? İstenen ne? Geri kalan balon sayısı. Bize sorulan şey geriye kaç balon kaldı? Kaç balon var? 11. Patlayan 6 balon var. Şimdi bizim 11 tane balonumuz var. Şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Balonlar patladıkça ne olur? Balon sayısı azalır değil mi? Kaç tanesi patlamış bu balonlardan? 6 tanesi. Bakın patladıkça azalıyor. 2, 3, 4, 5, 6 tanesi patlamış. Bu kadar balon kalmış geriye. 1, 2, 3, 4, 5 bütün problemlerde şekil çizmek zor olacağı için bizden neyi istediğini anlamamız lazım. Balonlar patladığında ne olacak? Azalacak. O zaman ne işlemi yapacağız? Çıkarma. 11 balonun 6 tanesi patlamış. 11 balondan 6 balonu çıkarıyoruz ve geriye kalan balon sayısını buluyoruz. 11'den 6'yı çıkaralım. 6 çizgi çizelim altının yanına. Ve 11'den 6 geri sayalım. 11 10 9 8 7 6 5. 11'den 6 çıktığında 5 kalır. Geriye kaç balon kalmış? 5 balon kalmış. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Burada bir bahçe var. Bahçede ağaçlar var. Problemimizi okuyalım ve sorumuzu çözelim. Önce problemimizi dikkatle okuyoruz. Problemi mutlaka bir kere baştan sona okuyun, sonra verilenler ve istenenleri yazarak tekrar okuyun. Okuyalım. Bahçemizdeki 15 ağacın 9 tanesi ilaçlanmıştır. Bahçemizde ilaçlanmayan kaç ağaç kalmıştır? Şimdi verilen ve istenenleri yazarak tekrar okuyalım sorumuzu. Bahçemizdeki 15 ağacın kaç ağaç var? Hemen yazalım. Ağaç sayımız kaç? 15. Ne olmuş bu ağaçlara? Okuyalım. 9 tanesi ilaçlanmıştır. İlaçlanan ağaç sayısı kaç? İlaçlanan 9. Bahçemizde ilaçlanmayan kaç ağaç kalmıştır? Ne soruluyor bize? İlaçlanmayan ağaç sayısı. Geriye kalan ağaç sayısı ilaçlanmayan. Şimdi yine şekil çizerek bir göstereyim daha iyi anlayın. Ama dediğim gibi her problemde şekil çizmek imkansız olabilir. Mesela burası 15 değil de 75 ağaç olabilir. 75 tane ağacı çizemezsiniz. O yüzden ne yapmanız gerektiğini anlamanız lazım. Şimdi ben size anlatmak için resim çizeceğim. 15 tane ağaç sembolü çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ağaç çizdik. Şimbu bu ağaçlardan 9 tanesi ilaçlanmış. İlaçlananlara kırmızı kırmızı noktalar koyalım. Kaç tanesi? 9 tanesi ilaçlanmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tanesi ilaçlanmış. Geriye ne kadar ağaç kalmış? İlaçlanmayan 1 2 3 4 5 6 tane ağaç kalmış. Bunun çıkarma işlemi olduğuna nasıl karar vereceksiniz? 15 ağacın 9 tanesi ilaçlandığında bu 15 ağaçtan birer birer ilaçlananları çıkaracağız ki geriye kalan ağacı bulalım. 15 ağacın 9 tanesi ilaçlandığına göre geriye kalan sayısını bulmak için aradaki farkı buluruz. Yani çıkartırız. 15 ağaçtan 9'unu çıkartırız. Geriye ilaçlanmayan ağaçlar kalmış olur. 15'ten 9 çıkaralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 15'ten 9 kere geri sayalım. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6. 15'ten 9 çıktığında kaç kaldı? 6. Kaç ağaç ilaçlanmamış? 6 ağaç. Üçüncü sorumuza geçelim. Ne dedik? Önce soruyu baştan sona dikkatle okuyoruz. Esra 12 dilim pastanın 3 dilimini yedi. Geriye kaç dilim pasta kaldı? Şimdi verilenler ve istenenleri yazarak tekrar okuyalım. Esra 12 dilim pastanın kaç dilim pasta var? 12 dilim dilimini yedi. Ne kadarını yemiş? 3 dilimini yemiş. Geriye kaç dilim pasta kaldı? Geriye kalan pasta sayısını soruyor bize. Geriye ne kadar kaldı? Şimdi 12 dilim pasta var. 3 dilimi yendi. Şimdi anlamanız için önce şekil çizerek yapacağım. 12 dilim pasta çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 dilim pastanın kaç tanesini yemiş? 3 tanesini. 3 tanesini ne yapacağız o zaman? 12 dilimden 3 tanesini çıkaracağız ki geriye kaç pasta kaldığını bulalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Peki bunu işlemle nasıl yapıyoruz? 12 dilim pastanın 3'ü yendiğine göre 12 dilimden 3 dilimi çıkartıyoruz. Geriye kaç dilim kaldığını buluyoruz. 12'den 3'ü çıkaralım. 12, 11, 10, 9. 9 dilim pasta kalmıştır. Geriye ne kadar kalmış? 9. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Burada toplar var. Kaç tane top var? 13 tane top varmış. Önce problemimizi dikkatle okuyalım. Bakkalda 13 tane top vardı. Bakkal toplardan 6 tanesini sattı. Geriye kaç top kaldı? Verilenler ve istenenleri yazarak tekrar okuyalım. Bakkalda 13 tane top vardı yazalım. Top sayısı kaç? 13. Bakkal toplardan 6 tanesini sattı. Kaç tanesini satmış? 6 tanesini. Geriye kaç top kaldı? Geriye kalan top sayısını soruyor bize. Geriye ne kadar top kaldı? Yine topları çizecek olursak 13 tane top çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu toplardan 6 tanesini satmış. Sattığımızda bu toplar ne olacak? 13 topun içinden çıkıp gidecek. 6 tanesi. 1 2 3 4 5 6. 6 tanesini sattı. Geriye bu kadar top kaldı. 1 2 3 4 5 6 7. Geriye kaç top kalmış? 7. Şimdi işlemle yapalım bunu. 13 top vardı. 6'sını sattı. 13 topun içinden 6 tanesini çıkardı ve sattı. 13'ten 6'yı çıkaralım. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Geriye kaç top kalmış? 7 top kalmış. Şimdi de sıradaki sorumuza bakalım. Sema 20 sayfalık hikaye kitabının 9 sayfasını okudu. Sema'nın okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Geriye okumadığı kaç sayfa kalmış bu soruluyor. Şimdi verilenleri ve istenenleri yazalım. Sonra çözümü siz yapacaksınız ve yorumlara yazacaksınız. Sema 20 sayfalık hikaye kitabının kaç sayfaymış hikaye kitabı? Sayfa sayısı 20. 9 sayfasını okudu ne kadarını okumuş? 9 sayfasını okudu. Sema'nın okumadığı kaç sayfa kaldı? Geriye kaç sayfa kaldığını soruyor. Kaç sayfa kaldı? Okumadığı 20 sayfanın 9'unu okudu. Hay çözümü yapıp sonucunuzu bulun ve yorumlara yazın. Bakalım problem çözmeyi kimler anlamış? Etkinliklerimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.